Tonguç Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz su dalgaları. Neler öğreneceğiz bu konu başlığı altında? Hemen dersimizin yol haritasına bakalım. Su dalgalarından bahsedeceğiz. Nasıl meydana geldiklerini konuşacağız. Su dalgalarının genel özelliklerini öğrendikten sonra su dalgalarının yansıması ve kırılmasından bahsedeceğiz. Son etapta da su dalgalarının ilerleme hızı deyip dersimizi noktalayacağız. Ancak konumuza geçmeden önce hemen sıfırdan ona fizik kitabımızı alıyoruz. İlgili bölümü yani su dalgaları kısmını 130 ile 140 arasını kapsayan bölümünü açıyoruz sevgili gençler. Oradan küçük konu tekrarlarımızı ve sorularımızı çözerek konu tekrarımızı ve genel hatırlatmalarımızı görüyoruz. Ardından dersimizi daha iyi pekiştirebilmek için Dinamo Soru Bankamızdan yine su dalgaları ile ilgili olan kısmı alıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Sorularımızı çözerek buradan da konumuzu sabitliyoruz. Buradan da 131 ile 139 arasındaki testleri çözerek konumuzu pekiştirmiş oluyoruz. O zaman buyurun artık dersimizin inceliklerini öğrenmeye başlayalım. Öncelikle su dalgası nedir? Nasıl meydana gelir? Acaba kaynak burada ne kadar önemli? Bundan bahsedelim sizlere. Su dalgaları mekanik dalgalardı. Yani enine ve boyuna hareket eden dalgalardı. Mekanik dalgaların özelliği neydi? Yayılmaları için maddesel ortama ihtiyaç duyarlardı. Yani katı sıvı gaz gibi maddesel bir ortama ihtiyaç duyan dalgalara mekanik dalgalar diyorduk. Su dalgaları da bunlardan bir tanesiydi. Kaynağın şekline göre doğrusal da meydana gelebilir, dairesel olarak da meydana gelebilir. Tamamen kaynağın şekline bağlı olarak meydana gelir bu şekiller arkadaşlar. Dalgayı oluşturan yüzeydeki sarsıntı şiddeti dalganın neyini belirlerdi? Genliğini belirlerdi. Şimdi yay dalgalarından hatırlayalım. Yay dalgalarını oluştururken ne vardı? Tepeler ve çukurlar vardı. Aynıları su dalgalarında da var sevgili arkadaşlar. Noktalarımızı görüyorsunuz. Tepe noktalar ve çukur noktalar ve yine her iki dalga tepesi ya da her iki dalga çukuru arasındaki noktaya biz ne diyoruz? Dalga boyu diyoruz. Lambda sembolüyle gösteriyoruz. Su dalgalarında da yani dalga boyu açısından değişen, tanım olarak değişen herhangi bir özellik yok gördüğünüz gibi. Peki su dalgalarının genel özellikleri nelerdir? Sınavların da vazgeçilmez soruları arasındadır, aklınızda bulunsun. Bir kere ortam değişmezse hızları değişmez. Buradaki ortamdan kastımız ne? Katı ortamdan sıvı ortama geçmesi gibi bir şey değil tabii ki su dalgalarının, ama buradaki ortamdan kastımız derin ortam ve sığ ortam. Derin ortamdan sığ ortama geçerken ya da sığdan derine geçerken hızları sevgili arkadaşlar ne olur? Değişir. Ortamdan kastımız bu. Ancak bir su dalgası derinden sığa ya da sığdan derine geçmediği sürece hızlarında bir değişiklik meydana gelmiyor. Ortam değiştiğinde frekansları ve periyotları sabit kalır ki frekans ve periyot, özellikle frekans yalnızca neye bağlı olarak değişirdi? Kaynağa, değil mi? Kaynak değişmedikçe frekans asla değişmez. Ortamın derinliği değişince hızı ve dalga boyu değişir. Derinlikle hız ve dalga boyu doğru orantılıdır. İlerleyen sayfalarda bundan size bahsedeceğim. Su dalgaları üzerine bir ışık demeti gönderilirse tepe noktaları ışınları kırarak bir noktada toplar, çukur noktalar ne yapar? Işınları dağıtır. Dolayısıyla su dalgaları üzerine siz bir ışık demeti gönderdiğinizde tepe noktalarının altında aydınlık, çukur noktalarının altında ise karanlık bölgeler oluşacaktır. Bu da yine gerçekten sınavlarda, özellikle boşluk doldurmalarda karşınıza gelen bir nokta olarak karşımıza gelir. Şimdi ne dedik? Kaynağa göre su dalgalarımızı ikiye ayırıyoruz. Doğrusal su dalgaları, dairesel su dalgaları. Önce doğrusal su dalgalarından başlayalım. Bakalım özellikleri neymiş? Derinliği her yerde aynı olduğu bir dalga leğenindeki durgun yüzeyine bir çubuğun yatay olarak batırılıp çıkarılmasıyla ne elde ediyorum ben? Doğrusal su dalgaları elde ediyorum. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Siz bir çubuğu ne yapacaksınız? Suyun üzerine batırıp çıkaracaksınız ve doğrusal su dalgaları elde edeceksiniz. Yine tepeler ve çukurlar olacak. Şimdi şu etaba bir dikkat etmenizi istiyorum. Bu su dalgalarında kesikli çizgiler çukur noktaları, düz çizgiler tepe noktaları ifade eder. Sembol olarak unutma. Tepe ve çukurlar için karanlık ve aydınlık dedik ya. Hemen şu görselde de görebilirsiniz. Peki özellikle bilmemiz gereken dipnotumuz neymiş? Hemen buradan bakalım ne inmiş sevgili gençler, sayfamıza düzeltelim. Doğrusal su dalgaları kaynağa paralel olarak yayılır. Yine aklınızda bulunması gereken noktalardan bir tanesidir. Gelelim dairesel su dalgalarına. Çok basittir dairesel su dalgaları yapmak. Derinliği her yerde aynı olduğu bir dalga leğenindeki durgun su yüzeyine bir cisim ile noktasal dokunuşlar yapıldığında dairesel su dalgaları oluşur. Şu an kendiniz bile yapabilirsiniz. Bir bardağa ya da kasenin içerisinde, herhangi bir kabın içerisinde su doldurun arkadaşlar. Şöyle parmağınızla
batırıp çıkarın. Göreceksiniz ki dairesel olarak su dalgaları elde etmiş oluyorsunuz. Orada da yine nedir? Tabii ki tepeler ve çukurlar vardır. Unutma, dairesel su dalgaları içten dışa doğru açılır. Gerçekten bunu kendin şu anda bile, yanında bir bardak suyun varsa rahatlıkla ne yapabilirsin? Gözlemleyebilirsin. Su dalgalarının yansımasına bakalım. Bir kere su dalgalarının yansıması sevgili gençler, ışığın yansıma kanunlarıyla birebir aynıdır. Oradaki kuralların aynısını buraya uyarlayabilirsiniz. Yansıma neydi? Bir yüzeye çarpıp geri dönmek demekti. E burada da aynı şey. Su dalgaları bir yüzeye çarpıp geri dönecek. Burada önemli olan şey nedir? Çarptığı yüzey dairesel mi yoksa doğrusal mı? Bu. Bir de gelen dalga doğrusal mı dairesel mi? Sadece bu iki noktaya dikkat edeceksiniz. Önce bakalım. Doğrusal su dalgalarının yansımasında doğrusal su dalgalarının doğrusal engelden yansıması, yani düz dalgaların düz engelden yansıması gibi algılayabilirsiniz. Doğrusal bir yüzeye gelen doğrusal su dalgaları yüzeye çarptıktan sonra yüzeyin normaliyle eşit açı yapacak şekilde bir yansımaya uğrar. Hocam normal neydi? Normal yüzeye çizdiğimiz, hayali olarak çizdiğimiz yüzeyle 90 derece olacak şekilde çizdiğimiz bir çizgidir sevgili genç. Şimdi sen buradan su dalgasını gönderdin. Bak şurası gelme açısı, burası da yansıma açısı. Işıkta neydi? Gelme açısı yansıma açısına eşitti. Burada da gelen açı yansıyan açıya ne olacak? Eşit olacak. Bunu kesinlikle unutmuyorsun. Gelen ve yansıyan dalgaların yayılma doğrultularının yüzeyin normaliyle yaptığı açılar, yani gelme açısı ve yansıma açıları birbirine eşittir. Gerçekten en önemli özellik. Peki burada sizlere neler hatırlatacağız? Hemen onlara bakalım. Zaten dersi anlatırken de ifade ettiğim bir neydi? Noktaydı bu. Bana diyor ki su dalgalarının yansıma kuralları ışığın yansıma kuralları ile paraleldir. Aynısını uyarlayabilirsin. Peki doğrusal su dalgalarını sen parabolik bir engelden, yani çukur ya da tümsek bir engelden yansıtırsan nelere dikkat edeceksin? Şimdi burada gelen dalganın şekli, engelin şekli de nedir? Çok çok önemlidir. Doğrusal su dalgalarının çukur engelden yansıması sırasında engele gelen ilk nokta, dikkat, önce yansır ve dairesel dalgaya dönüşür. Bak sen doğrusal bir dalga gönderiyorsun. Neye gönderiyorsun? Çukur bir engele gönderiyorsun. E herhalde su neye çarparsa onun şeklini alacak, değil mi? Hani suyun özelliği buydu ya, hangi kaba koyarsak onun şeklini alırdı. Burada da hangi engele çarparsa onun şeklini alır. Ancak neye çok dikkat edeceksin biliyor musun? Şimdi sen burada doğrusal dalgalarını gönderdin, çukur engeli çarptı, tamam okey. Çukur şeklini aldı ve geliyor. Ama dikkat et, çukur engele gelen doğrusal su dalgaları engelden tamamen yansıdıktan sonra engelin odak noktasında toplanır ve oradan tekrar dağılır sevgili arkadaş. Bak şimdi sen buraya ne yaptın? Çarptırdın değil mi? Dalgaların geldi. Buraya çarptı, geri dönüyor. Geri döndükten sonra şu noktada toplanmaya başlar. Gitgide küçülür. Daha sonra bu noktadan ne yapar? Tekrar yayılmaya başlar. Önemli noktası budur. İşte bu nokta nedir? Yani toplandığı nokta nedir? Odak noktasıdır çukur engelin. Peki tümsek engele gönderirsen ne olur? Doğrusal su dalga geliyor bak yine. Tümsek bir engele çarptırıldığında dalgaların önce ortağı, en son uç noktaları yansır ve dalgalar dairesele dönüşür. Şeklini alır yani. Ancak diyor ki dalgaların tamamı engelden yansıdıktan sonra engelin arkasındaki bir noktadan üretilen dairesel dalgalar gibi yayılır. E bil bakalım, o yayılıyormuş gibi, oradan geliyormuş gibi olan nokta hangisi yine? Odak noktasıdır arkadaşım. Şimdi buraya çarptı. Değil mi? Dalga ne yaptı? Tümsek şeklini aldı. Ama sanki şurada bir benim su kaynağım, yani dalga kaynağım var da buradan yayılıyormuş gibi gelecek karşına. Dikkat et, önemli noktalardan bir tanesidir. Zaten su dalgalarında seni zorlayabileceği bir nokta yok hocanın. En fazla buralardır. Bir de derin ortam, sıvı ortama dikkat edeceksin. Dairesel su dalgalarının yansımasına bakalım. Dairesel su dalgalarını doğrusal bir, yani düz bir engelden yansıtalım. Doğrusal engele çarpan dairesel su dalgaları engelin arkasındaki bir noktasal kaynaktan üretiliyormuş gibi yoluna devam edecektir. Şimdi bak sen, şurası yok aslında. Burası benim hayal ettiğim kısım. Burası gerçekte herhalde var olan kısım. Sen ne yaptın? Tam K noktası senin kaynağının olduğu nokta. Farz et ki şuradan parmağınla su dalgaları oluşturuyorsun. Şurada da bir engelin var, buraya çarpacak. Şimdi sen oluşturdukça daire açıldı, açıldı, açıldı. Şuradaki engele geldi, çarptı. Hocam geri nasıl yansıyacak? Sanki engelin arkasında senin ilk baştaki kaynağının engele olan uzaklığıyla eşit mesafede olacak şekilde bir kaynak daha varmış da. Bu su dalgaları buradan açılarak bunun karşısında
açısına geliyormuş gibi geri yansıyacaktır. Yap inanmıyorsan şöyle yansıt bir tane, değil mi? Hani var ya evlerde herkesin kullandığı borcamlar. Doldur içine suyu. Vur, hani onun kenarı doğru sal ya, o yüzden diyorum. Orta noktasından ne yap? Parmağınla bir dalga kaynağı olsan. Dalgalar oluştur. Çarpıp nasıl geri döndüğünü böyle de gözlemleyebilirsin. Dairesel su dalgalarının merkezi K noktası olan engel uzaklığı, yani şu noktanın uzaklığıyla, orayı hiç uzatmayacağım, şu noktanın uzaklığı nedir? Birbirine eşittir. Hayal ettiğim dalga kaynağıyla gerçekte olan dalga kaynağının engel olan uzaklıkları birbirine eşittir, unutma. Peki sen dairesel su dalgalarını parabolik engellerden yansıtırsan karşına nasıl gelecek? Buraya bir tık dikkat etmeni istiyorum. Parabolik engelden yansıtalım dairesel su dalgalarımızı. Çukur bir engelin merkezine yerleştirilmiş noktasal dalga kaynağının oluşturduğu dairesel dalgalar, engelin çukur yüzeyinden yansıdıktan sonra tekrar dairesel dalgalar olarak çukur engelin merkezinde toplanır. Az önce nerede toplanıyordu? Odakta toplanıyordu. O doğrusaldı. Dairesel dalga nerede toplanırmış? Merkezde toplanırmış ve sanki oradan tekrar yayılıyormuş gibi davranırmış. Çukur engelin odak noktasına yerleştirilmiş. Şimdi bak dikkat et. Çukur engelin odak noktasına yerleştirdiğin neyin var? Senin dalga kaynağın var. Sen dalga kaynağı nereye yerleştirmişsin? Önemli nokta burası. Çukur engelin bu sefer odak noktasına yerleştirmiş noktasal dalga kaynağının oluşturduğu dairesel su dalgaları engelin çukur yüzeyinden yansıdıktan sonra doğrusal dalgalar haline gelerek uzaklaşır. Bak dairesel gönderdim, doğrusal elde ettim, gördün mü? Bu işin bu civcivli tarafı da burası. Sadece buraya ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Şimdi eğer sana su dalgalarından öğretmen sınavda bir soru soracaksa şuradan sorma ihtimali çok yüksek, biliyor musun? Gerçekten, çünkü işin bütün numarası burada kopuyor aslında. Su dalgalarında kırılma diyoruz. Kırılma neydi? Herhangi bir kavramın, bu ışık da olabilir, bu su dalgası da olabilir, ortam değiştirdiğinde yoluna devam etmesi, ancak doğrultu değiştirerek yoluna devam etmesiydi en temelde kırılma, değil mi? Dolayısıyla biz burada kırılmayı o zaman bu şekilde inceleyeceğiz. Yani dalga çarpıp geri dönmeyecek de yoluna devam edecek, ancak doğrultu değiştirerek yoluna devam edecek. İşin numarası burada aslında. Derin ortamdan ve sığ ortam olmak üzere iki tane ortamdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir tanesi suyun fazla olduğu, yani derinliğin fazla olduğu, bir tanesi suyun az olduğu, derinliğin az olduğu bölge. Yani sığ olan bölge. Derin ortamdan sığ ortama ya da sığ ortamdan derin ortama geçen doğrusal dalgaların geçiş yaptıkları ortama göre hızlarında ve dikkat et dalga boylarında değişiklik meydana gelir. Yani burada hem hızından hem de dalga boyundan bahsedeceğiz ki en önemli kavram bu ikisi arasındaki kavramdır. Derin ortamdan, şimdi önce derin ortam ve sığ ortam nedir? Bunları anlatalım sizlere. Derin ortamdan ayırıcı yüzeye gelen doğrusal su dalgalarının sığ ortama geçen kısımlarındaki hızı ne yapacaktır? Azalacaktır ve sığ ortama bu şekilde geçecektir. Bak derin ortamdan ben sığ ortama ne yapıyorum? Dalgalar gönderiyorum. Dikkat et, unutma. Sığ ortamdaki dalganın dalga boyu mesafesine bakar mısın? Bir de derin ortamdaki dalganın dalga boyu mesafesine bak. Dolayısıyla her zaman ama her zaman sığ ortamdaki dalga boyu derin ortamdaki dalga boyundan daha küçüktür. Bu daha küçük olduğu için su dalgaları sığ ortamda daha yavaş ilerlerken derin ortamda ne yapar? Daha hızlı ilerlerler. Derin ortamla, unutma, dalganın hızı ve dalga boyu doğru orantılıdır. Ancak frekans ne olursa olsun kaynak değişmediği için asla değişmiyor. Hadi gel tam tersini yapalım. Sığ ortamdan derin ortama gönderelim. Sen sığ ortamdan derin ortama bir dalga gönderirsen dalga boyu artar. Dolayısıyla hız artar, ancak frekanslar nedir? Birbirine eşittir. Derin ortamdan sığ ortama ya da sığdan derine geçerken frekans kesinlikle değişmiyor, kaynak değişmediği için. Şuradaki dalga boylarını da zaten görebilirsin. Zaten büyük ihtimalle de ben bunları bir kısmında sizle bunları paylaştım. Frekans yalnızca kaynağa bağlıdır. Soyadın kadar iyi bil bunu. Bu nedenle kaynak değişmedikçe ister sığdan derine, ister derinden sığa geçsin, ne yapmaz sevgili arkadaşım? Frekans değişmez. Son olarak size stroboskoptan bahsetmek istiyorum. Hocam stroboskop neydi? Şunu söyleyeyim, ondan sonra stroboskopa geçeyim. Şimdi su dalgaları kırılmasıyla alakalı olarak, şimdi gelen su dalgası var, kırılan su dalgası var. Burada açılara dikkat edeceğiz, bu bir. İkincisi de eğer senin su dalgan sığdan derine ya da derinden sığa 90 derecelik bir açıyla geliyorsa kırılmaya uğramadan yoluna devam edecektir. Bu da bir dipnot olarak aklında bulunsun. Hatırlatmış olayım bu konu özetimizde. Stroboskop nedir? Stroboskop su dalgalarının frekansını ölçmek için kullanılan
merkezindeki bir eksen etrafında dönebilen, üzerinde eşit aralıklarla açılmış yarıklar bulunan daire şeklindeki bir ölçüm aletidir. Yani su dalgalarının frekansını ölçer. Genel yapı olarak da bu şekildedir sevgili arkadaşım. Dalga leğeninde ilerleyen dalgalara stroboskopla baktığın zaman, şimdi aşağıda bir dalga leğeni var, sen stroboskopu yerleştirdin, aşağıda dalgalar gidiyor. Bu stroboskop da dönüyor. Sen ne yapacaksın? Bu yarık aralarından su dalgasını yakalayacaksın. Dalga leğeninde ilerleyen dalgalara stroboskopla baktığım zaman dalgalar duruyormuş gibi göründüğünde dikkat et. Stroboskopun yarık frekansı ile periyodik dalgaların frekansı birbirine eşittir. İşte beni bağlayan nokta da zaten bu. Peki hocam, ben bunu sayısal işlemlere nasıl dökeceğim? Çok basit. Dalganın frekansını ölçmek için kullanıyorum ya ben stroboskopu. Dalganın frekansı eşittir stroboskopun frekansı çarpı stroboskopun yarık sayısı. Mesela biz burada kaç yarıklı bir stroboskop kullanmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sen şuradaki en yerine getireceksin, 8 yazacaksın. Kaç tane yarın varsa dikkat et. FD dalga frekansı, stroboskop frekansı, stroboskoptaki yarık sayısı olarak ne yapacaktır? Karşıma gelecektir sevgili genç. Haydi o zaman gel sorularımızla öğrendiğimiz noktalarımızı pekiştirelim. Su dalgaları ile ilgili diyor. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım hangileri doğruymuş. Enine ve boyuna dalgalardır. Evet, zaten genel özelliklerinden bir tanesi buydu. Bir de neydi? Mekanik dalgalarda unutma. Ortam değiştirdiklerinde frekansları değişir. Hayır, nereye değişiyor? Frekans sabit kalır ortam değiştirdiğinde. Sadece kaynak değişirse değişir. İlerleme hızları derinlikleriyle doğru orantılıdır. Bu da karşımıza doğru gelen öncülerden bir tanesiydi. Derinlik, hız ve dalga boyu üçü birbiriyle doğru orantılıydı. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne oldu? 1 ve 3 oldu. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olarak karşımıza geldi. Bir soru daha var. Çok sık karşılaşırsın, dikkat et. Diyor ki, içi su dolu olan şekildeki kapta periyodik dalgalar üreten kaynağın X bölgesinde oluşturduğu dalgaların hızı V, frekansı F ve dalga boyu lambdadır. Buna göre X bölgesinden Y bölgesine geçen su dalgaları için verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım hangileri doğruymuş. Diyor ki hızları azalır. Hızı azalır tabii ki. Niye? Derin ortamdan sığ ortama geçiyor. Bu bir. Frekansları artar. Değişmez. Dalga boyu değişmez diyor. Hayır, değişir. Dalga boyu ne yapacaktır? Azalacaktır. Çünkü derinden sığa geçiyor sevgili arkadaşım. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne oldu? Yalnız bir A seçeneği olarak karşıma gelmiş oldu. Bir sorumuz daha var. Bu da stroboskoplarla ilgili sayısal bir sorumuz. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağı periyodik dalgalar üretiyor. Çok güzel. Dakikada 360 tur dönen 8 yarıklı stroboskopta dalgalar ilk kez duruyor gibi göründüğünde dalga boyu 6 santimetre olarak ölçülüyor. Buna göre dalgaların hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Şimdi bak, burada bilmem gereken, tamam, ben dalgaların hızını hesaplayacağım ama dalga hızını hesaplayabilmem için öncelikle frekansına ihtiyacım var. Frekans neydi? 1 saniyede üretilen dalga sayısıydı. Bak, bana dakikada, 1 dakikadakini vermiş. Önce gel ne yapayım? Ben burada su dalgalarının, yani stroboskopun frekansını bulayım. Hemen yapalım bakalım. 60 saniyede 360 tur dönüyorsa bu 1 saniyede kaç tur döner? Hani bu bana frekansı veriyordu ya. E buradan FS'ne gelecek. 360 bölü 60'dan 6 saniye üzeri eksi 1. Birimler önemli. Sınavda yazmazsan puanın kırılır. Burada bunu buldum. Gel devam edelim bakalım. N'ydi, FD eşittir FS çarpı N değil miydi sevgili genç? Sadece sayıları yerine koyacağım. FD eşittir stroboskopun frekansını ben burada ne buldum? 6 buldum. Kaç yarıklıymış bu? Geldim. 8. Ne yaptı? 48 saniye üzeri eksi 1 hertz de diyebilirsin. Artık her şeyi biliyorum. Hızını rahatlıkla bulabilirim. Hızım neydi benim? V eşittir lambda çarpı F değil miydi? Tabii ki böyleydi. E geldim. Lambdam neymiş? 6'ymış. E ben burada frekansımı kaç buldum? 48. Çarparsam ne yapar? 288 santimetre bölü saniye. Birim yaz, birimler önemli. Bu soru şeklimiz de bu şekildeydi. Haydi devam edelim. Sığ ortamdan derin ortama geçen su dalgaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Gel bakalım hangileri yanlışmış. Hızı artar diyor. Evet, sığdan derine geçerken neydi? Hızım artardı. Bu doğrudur. Periyodu değişmez diyor. Şimdi periyotla frekans arasında şöyle bir bağıntı yok muydu? Vardı. E frekans değişmiyorsa periyodu değişir mi? Değişmez. İkinci öncülüm doğru. İlerleme doğrultusu değişmez diyor. Şimdi baktın, ne dedik az önceki dipnotta? Sığ ortamdan derin
aynı ortama geçerken evet doğrultu değiştirerek yoluna devam ediyor. Ancak ne yapacaksın? İnce noktayı bileceksin. Eğer bu sı ortamdan derin ortama dalgalar 90 derecelik bir açıyla geliyorsa doğrultu değişir mi? Değişmez, bu da doğrudur. Frekansı azalır. Frekans değişmez. Kesinlikle yanlıştır. Dalga boyu artar demiş. Evet, derin ortama geçtiği için ne yapacaktı? Dalga boyu artacaktı. Burada seni şaşırtan tek şey şu olabilir ama bak, kesinlik sorduğu için her durumu düşünmek zorundasın. Lütfen dikkat et sevgili arkadaşım. Hemen bakalım bir sonraki sorumuza. Diyor ki dalga lehininde oluşturulan periyodik su dalgalarının ard arda gelen iki dalga tepesi arasındaki mesafe. Yani nedir bu? Lambdadır değil mi? Niceliklerinden hangilerine bağlı değildir diyor sevgili arkadaşım. Kaynağın periyoduna, kaynağın derinliğine oluşan dalgaların şekline ifadeleri verilmiş. Hepsine tik koymasaydım tabii. Burada neye bağlı değildir? Oluşan dalganın şekline bağlı değildir. İster doğrusal dalga olsun, ister dairesel dalga olsun, lambda bunlara bağlı değildir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir? Yalnız 3 olarak karşıma gelecek. Dikkat et sorulara. Hangi tanım sana hangi kavramı getirir? Buna çok dikkat etmek zorundasın. Bu sevgili arkadaşlarım Dinamo Soru Bankamızda yer alan bir sorumuz. Hemen bakalım, diyor ki sabit derinlikli dalga leğeninde oluşturan periyodik dalgaların dalga boyunu azaltmak için verilen işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir bakalım. Dalganın periyodunu azaltmak. Periyodunu azaltırsanız ne yaparsınız? Yani bir saniye, hani periyot ne demekti? İki dalga tepesi arasındaki mesafeydi. E sen şimdi onu azaltırsan, değil mi? Onu azaltırsan neyi azaltmış olursun? Dalga boyunu azaltmış olursun. Bir doğru. Kaynağın frekansını azaltmak. Kaynağın frekansını azaltmak demek bir saniyede oluşan dalga sayısını azaltmak demektir. E bu da iki dalga tepesi ya da iki dalga çukur arasındaki mesafeyi arttırmak demektir. Yani lambdayı ne yaparsın? Arttırırsın sen burada. Azaltmış olmazsın. Kaynağın frekansını arttırmak. E frekansını arttırırsan sen daha sık dalgalar elde edersin. E baksana şuradaki dalga boylarına. Ne yapmış oldun? Lambdayı gene azaltmış oldun. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3, doğru seçeneğimiz D seçeneği olarak karşımıza gelmiş oldu. Evet, konu biterken sizlere nelerden bahsettik? Su dalgalarını anlattık, genel özelliklerinden bahsettik, yansımasından ve kırılmasından, ince noktalarından bahsettik. İlerleme hızının da nelere bağlı olduğunu paylaştık bu ders içerisinde sizlerle sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Dolayısıyla sizlerden gelen her dönüş, her yorum bizler için çok önemli. Videomuz sizler için faydalı oldu mu? Bizlere iletmek istediğiniz önerileriniz ve tavsiyeleriniz var mı? Ödüllü soruyu şimdi açacağım. Biraz sonra sizlerle yapmayı ihmal etmeyin. Cevapları yoruma atmayı ihmal etmeyin. Ve son olarak bizleri beğenmeyi, like'lamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Ve buyurun ödüllü sorumuz sizlerle, cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Ve bir sonraki derste görüşmek üzere diyoruz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.